Merhaba Medyaskop TV'nin bu yayınında bölgenin nabzını en iyi bilen gazeteci Fehim Taştekin ile Orta Doğu'yu konuşacağız. 2017 nasıl bir yıldı? 2018'de neler beklenebilir bölge için? Bunları konuşacağız. Merhaba Fehim, hemen Suriye'den başlayalım istiyorum. Merhaba. Çünkü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da taze açıklamaları var, yeni açıklamaları var. Şimdi onlardan bir boyutu, yani terörle mücadele babında bir açıklama yapıyor. Bir de tabii Ocak ayı sonunda Soçi'de düzenlenmesi beklenen ulusal diyalog konferansı ile ilgili olarak. Ama önce terörle mücadeleden başlayalım. Çünkü Lavrov diyor ki bu son açıklamasında, 2018 için, bundan sonrası için hedefimiz Suriye'deki El-Kaide olarak bilinen, sonra El-Nusra oldu ismi, şimdi de Hayat Tahrir Eşram, onu yok etmek, onu temizlemek olacak diyor. Ona geçmeden önce şunu sorabilir miyim? Yani gerçekten IŞİD bitti mi? Musul ve Rakka'nın temizlenmesiyle, örneğin yani nereye gitti bu militanlar? Bugün de haberler vardı, bir kısmı Türkiye'ye geçti diye, İngilizlerin özellikle. Şimdi yani aslında uzun zamandan beri bu tartışılıyor. Biz de zaman zaman tartıştık, konuştuk. IŞİD yenildi ama yok edilmedi. Bu genel tespit yapılıyor. Ben de buna katılıyorum. Sonuçta bunu besleyen faktörler bu bölgede hala var. Ve ideolojik olarak da bu yapı aslında tam olarak ortadan kalkmış değil. Büyük bir savaş var ve bu gerilemeden sonra toprak hakimiyetini yitirdi ve belli coğrafyalara zaten dağılmaya başlamıştı. Yani IŞİD öncesinde yapılan açıklamalara, komutanlarından, sözcülerinden gelen açıklamalara baktığımız zaman bu duruma hazırlık yaptıklarını anlıyorduk. Mesela Libya'ya epey zaman önce başladılar kaymaya. Yani 2016'da Libya'da yaklaşık 5000 IŞİD'cinin transfer edildiğini, orada hakimiyetini, pardon 1500 ve bu 1500 ile 5000 arasında daha doğrusu öyle söyleyeyim. Başka bölgelere kaymalar olduğunu zaten görüyorduk. Şimdi tabii Musul'dan ve Rakka'dan çıkanlar nereye gitti? Önemli ölçüde Kürdistan bölgesi üzerinden Türkiye geçtiği söyleniyor. Tabii yerelde ben de çok sayıda insanla konuşmuştum bunu, Erbil'de, Kerkük'te vesaire. İnsanlar buna dikkat çekmişlerdi. Türkiye'yi birazcık daha sığınılabilecek, daha güvenli bir bölge olarak görüyor olmaları ve bir takım geçiş kanallarının hali olması tabii ki bir çıkış kapısı olarak Türkiye hala burada işlev görüyor, görmeye devam ediyor. Buradan nereye gidiyorlar? Yani geçebilenler başka ülkelere geçiyor ama haliyle bizim topraklarımızda, şehirlerimizde bu insanların ciddi bir varlığının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fehim, şimdi şunu o zaman sorayım. Lavrov'un açıklamasından devam edelim. Terörle mücadele babında işte o Cibhet el-Nusra, yani Nusra cephesi diyor. Hayat Tahrir Eşram kelimesini kullanmıyor. İsmini değiştirmişti Cibhet el-Nusra. Evet. Bunu yok etmek olacağını, hatta Genelkurmay Başkanı da söylemiş Rusya'nın. Hani hedefimiz onu temizlemek Suriye'den diyorlar. Fakat bu grubun bulunduğu bölge, yani Suriye'nin kuzeybatısı, yani İdlib civarı, yani Türkiye'nin de asker bulundurduğu bölge ve Türkiye buraya asker sokarken en azından şifahen bir aralarında anlaşma, hani çatışmasızlık anlaşması varmış gibi görünüyor. Rusya'nın bu açıklamasından sonra hem bu grup için hem de Türkiye'nin buradaki askeri varlığı için neler beklenebilir? Yani başından itibaren Nusra cephesini dönüştürme çabası vardı. Bu tür bir savaşı önlemek için, yani Nusra cephesinin El-Kaide ile bağlarını koparması, daha geniş bir çerçeveye kavuşması gibi. Aslında Hayat-ı-Raşam bir üst yapı olarak ortaya çıkarken de bu manevralar neticesinde böylesi bir yapılanmaya gitmişti.
Türkiye'de burada bir teşvik edici bir rol oynadı tabii ki. Yani bu örgütü dönüştürmek ve örgütün sadece Suriye'de mücadele eden bir yapı olarak kalması, işte uluslararası cihadi bir ağ olmaktan çıkması, Türkiye'nin de yapmaya çalıştığı şeylerden birisi buydu. Ama bu çok fazla işe yaramadı. Rusya IŞİD ve Nusra'yı çok fazla ayırmadı. Şimdi tabii Astana sürecinde çatışmasızlık bölgesi oluşturulurken İdlib'de bunlardan bir tanesi ve Türkiye ile anlaşmalı olarak bu bölgede bir düzen kurmak istediler. Türkiye'nin önceliği Nusra ile ya da Tahrir-i Şam'la savaşmak değil, Afrin'i kuşatmaktı. İşte oradaki Kürtlerin kurduğu yapıyı ortadan kaldıracak bir müdahale için daha uygun koşullar oluşturmaktı. Bunun için o bölgeye girdi ve girerken de Tahrir-i Şam'a bizim hedefimiz siz değilsiniz, burada işte Kürtleri biz şey yapacağız, kuşatacağız şeklinde bir mantıkla gittiler. Bu bizim çıkarmamız değil, bu Türk ordusunun İdlib'e geçmesi sonrasında Tahrir-i Şam'dan yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Onlar da yani komünistlere karşı, Allahsızlara karşı Kürtleri kastederek, PYD'yi, YPG'yi kastederek Türk ordusu müdahale edecekse varsın etsin şeklindeydi. Şimdi tabii ki Astana sürecinde öngörülen çatışmasızlık bölgesi burada oluşturulamadı. Oluşturulması da zor çünkü buradaki hakim yapı siyasi müzakereyi reddediyor ve kendi davalarından herhangi şekilde taviz vermeye niyetleri yok. O yüzden bu grup ya da bu yapıyı oluşturan gruplar Astana sürecine katılmadılar. Katılmayanları Rusya doğrudan terör kategorisine alıyor, alacağını deklare ediyor. Şimdi sahaya baktığımız zaman sıranın buraya geldiğini görüyoruz. Yani Deir ez-Zor, Rakka operasyonları tamamlandıktan sonra Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyinden İdlib'e doğru bir hareket başlattığını izliyoruz. Bu zaten beklenen bir şeydi. Burada az sayıda IŞİD da var bu bölgede ama önemli ölçüde yani IŞİD'in bölgeden birkaç yerden temizlenmesi sonrası Tahrir-i Şam'la doğrudan bir savaş başlayacak. Böylesi bir savaş tabii ki Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü geniş bir alan İdlib. Bu Türkiye sınırlarından beslenen bütün bağlantısı Türkiye ile olan bir yer. Buradaki göç dalgası başta olmak üzere ya da eğer baskı aşağıdan yukarıya doğru arttığında savaşçı akını yani savaşan grupların Türkiye'ye yönelmesi gibi bir takım sonuçları olacaktır. Tabii Türk ordusu bölgeye girerken bunu da aslında öngörerek giriyor. Yani bir tür dalgayı kesmek. Ancak eğer burada ciddi bir savaş olursa Halep'teki gibi bunun sonuçlarını Türkiye sınırları elbette hissedecektir. Hem göç olarak hem de savaşçılar bir şekilde Türkiye sınırlarına yaslanacaktır. Peki. Türkiye bunu başından beri bunu istemiyor Türkiye. Yani burada farklı kanallar kullanarak bu grupları da ikna etmek suretiyle dönüştürmeye çalışıyor ama şu ana kadar bunu çok başarabildiğini söyleyemeyiz. Fehim, tam da o noktayı soracaktım. Yani Tahrir Aşram'a gelinceye kadar şimdi 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog toplantısına katılmayacağını bildiren 40 kadar grup çıktı. Muhalif gruplardan gerçi sayıları ve önemleri herhalde azaldı ama içlerinde bir tanesi Ahrar Şam ki Türkiye'ye yakın bir grup olarak hep nitelendirilmişti bugüne kadar var. Ahrar Şam'ı hani ehilleştirmek bu anlamda demin söz ettiğin anlamda henüz mümkün olabilmişe benzemiyor ve Astana'ya katılmayacakları da terörist kategorisine alıyor Rusya demiştin. Bu anlamda bu grupların akıbeti ne olacak? Çünkü bunlar da yine Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile girdiği bölge civarında herhalde üstlenmiş durumdalar. Tam bilemiyorum, sen daha iyi tarif edersin. Ne olacak bunların durumu? Şimdi Ahrar Şam geçmişte de
biraz tutarsız bir çizgi izledi. Çünkü bir tarafta kendine bağlı grupların işte bu uzlaşma sürecini reddedip Tahrir Erşam'a katılması söz konusuydu. Bu yüzden siyasi sürece katılıp katılmama konusunda çok belirsiz ve ikili bir tutarsızlık ortaya koydular. Şimdi şunu görmemiz gerekir. Buradaki gruplar, yani Tahrir Şam dahil, Ahrar dahil ve diğerleri, yani Selefiler, Radikal Selefiler, uzlaşmaya yanaşanlar, pragmatist olanlar, olmayanlar, hepsi birlikte bir şekilde Türkiye sınırlarından besleniyorlar. Yani realite şudur: eğer bu gruplar Türkiye sınırlarından beslenemez hale gelirlerse buradaki yapı kısa sürede erir gider. Şimdi Türkiye bu konuda çok net bir tutum izleyemedi. Yani Türkiye hala Suriye sahnesinde arzu ettiği şeylere ulaşamadı. Bu yüzden de Türkiye ile Ahrar'ın politikaları birbirine yani yakın değil, ama verdiği mesaj ya da çıkardığımız sonuç birbirine çok yakın. Bir şey almadan pes etmek istemiyorlar. Türkiye de öyle, Ahrar Şam da öyle. Şimdi müzakere sürecini biraz zorlamak ve pazarlığın daha işte bu silahlı gruplar lehine dönmesini sağlamak için bu belirsizlik bir nebze işe yarayabilir. Bu bir taktik olarak kullanabilirler, ama bir tarafta da yani işte dediğim gibi Türkiye'nin tutumu çok önemli. Türkiye bu gruplarla ilgili artık bu iş bitti. Yani Türkiye sınırlarından beslenmek, bu beslenmek çok yönlü. Yani hem militan, hem insan, hem insani yardım, hem silah açısından söylüyorum. Bu iş bitti dediği zaman bu grupların siyasi müzakereye girmekten başka seçenekleri kalmayacak. Tabii ki çok radikal olanları, yani uzlaşmayı ideolojik olarak, inanç olarak reddedenler var. Bunlar kategorik olarak böylesi bir süreci kabul etmiyorlar ve sonuna kadar mücadele ederler. Edemedikleri zaman da başka bölgelere geçerler. Onlar ayrı, ama müzakereye yakın olan Ahrar Şam gibi gruplar Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak Astana sürecine dahil olabilirler. Burada Türkiye'nin ne yapmak istediği çok önemli. Tabii ki Türkiye Kürtlerle ilgili bir sonuç istiyor. Yani Kürtlerle ilgili Rusya'dan ve Suriye'den net bir netice almadan bu süreci de pürüzsüz bir şekilde böyle önlerine tepsiyle koymak istemiyor. İşi biraz yokuşa süren bir şeyden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. Tam da o zaman şunu soralım. Yani sen çok güzel ifade ettin, bir şey almadan pes etmek istemiyor, ama süreçte zaten Türkiye'nin bugüne kadarki tezlerinin aleyhine Beşar Esad'ın iktidarda kalacağı, belki seçimlere gidecek bir süreç olarak devam edecek. Bu arada Türkiye en azından öyle anlıyoruz, bir kere öyle mi, 29-30 Ocak'taki toplantılara PYD'nin katılmasını engellemeyi başarmış görünüyor. Ama bugüne kadar Suriye'deki toprakların %25'ine yakınını kontrol altında tutmayı sürdüren, IŞİD'le mücadelede ön saflarda savaşmış ve bu nedenle hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya'nın da desteğini almış olan YPG ve PYD'nin toplantıya katılmasalar bile temsilci babında, bu süreçten dışlanması söz konusu olabilir mi? Beşar Esad bu anlamda Türkiye ile aynı çizgide yer alıyor olabilir mi? Tabii ki bu ihtimal dahilinde değerlendirilebilir. Ancak şunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Suriye'nin kuzeyindeki sözünü ettiğin yaklaşık %30'luk bölümü kontrol eden yapı sadece PYD'den ibaret değil. PYD ana motor. Bu yapının yaklaşımı şudur, yani Astana sürecine: biz illa PYD bayrağıyla oraya gidelim, YPG bayrağıyla gidelim diye bir ısrar içerisinde değiliz. Çünkü burada daha pragmatist bir yaklaşım söz konusu. Yani kendi ismini dayatmaktan öte, buradaki yaklaşım bu özerk yapının, fiili özerk yapının temsilcileri ya da özerk yapıya destek olan, katılan grupların temsilcileri bir liste halinde gidebilir. Yani herhangi bir şekilde PYD listesi değil,
Suriye'nin kuzeyinde oluşturan işte Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ismiyle de adlandırılan bu yapının temsilcileri. Şimdi burada Türkiye'nin de birazcık bir ara formülle tutumunu yumuşatabileceğini düşünüyorum. Bir beklenti var bu yönde. Rusya da buna çabalıyor. Yani PYD masada yok ama PYD'nin düşüncesini ya da PYD'nin de içinde bulduğu projeyi temsil eden insanlar olacaktır ve bu insanlar konuşurken de PYD konuşuyormuş gibi de konuşacaklardır. Yani görüntüde olmayan ama fiilen olan bir durumdan bahsediyorum. Bu formülü Rusya kabul ettirmeye çalışıyor. Türkiye de son Putin-Erdoğan görüşmesinde bu konuda biraz daha yumuşak bir tutum sergiledi. Şimdi biz o listeler tam olarak açıklanıncaya kadar kimin ne derecede kabul edildiğini ya da katıldığını anlayamayacağız. Peki. Ancak bu yapı kabul edilmez ise, bu yapı temsil edilmez ise hiçbir şekilde sorunu çözemeyeceklerdir. Yani Kürtlerin olmadığı ve Kürtler sadece Kürtlerden ibaret değil. Burada bir proje var. Yani bu proje önemli bir proje. Bu projenin geleceği tartışılıyor sonuç itibariyle. Yani bu proje şimdiye kadar ciddi bir yol aldı. Burada Rusya'nın da buna prim verdiğini, daha doğrusu Rusya'nın da bu projenin Suriye'nin geleceğinde bir şekilde olması gerekiyor. Tabii Suriye hiç olmadığı kadar sert bir tutumla eski yumuşak çizgisinden biraz saptı. O da bu pazarlıklarla alakalı bir şey. Amerika boyutu var. Yani Kürtlerin Amerika'dan uzaklaşması için taraflar farklı kozlarını kullanıyorlar. Suriye daha sert bir tutum izliyor. İran farklı mesajlar veriyor. Rusya da öyle. Bütün bunlar içerisinden bir yol almak zorundalar. Yoksa sorunu çözemezler. Peki Fehim, şunu sorayım o zaman. Burayı artık, Suriye'yi tamamlayalım. Son soru olsun. Lavrov bugün yaptığı açıklamada yani Birleşmiş Milletler'in Cenevre parametreleri çerçevesinde işte Suriyelilerin seçim hazırlıkları yapabilecekleri bir ortamı sağlamak ve anayasal reform vurgusu yaptı. Tam da bu anayasal reform vurgusu acaba senin az önce altını çizdiğin bu söz konusu projeye Rusya'nın da desteğiyle yer verecek bir değişiklik olabilir mi? Ya da bu anayasal reform vurgusundan ne anlamamız gerekiyor? Tabii ki öncelikle yani işte başkanlık sistemiyle ilgili beklentiler var. Yani işte Esad'ın yeniden seçilip seçilmemesiyle ilgili bu konuda bir takım düzenlemeler olacak. Ama asıl vurgu Kürtlerle ilgili, yani Suriye, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nun yapısı, bunun nasıl yansıtılacağı. Önceden kanton vardı. Kantonlar biraz daha tartışılabilir düzeydeydi rejim açısından. Ancak federasyona dönüşmesi tabii ki rejimin kırmızı çizgisini anında öne çıkardı. Rusya burada bir ara formül bulabilir, bulmak isteyebilir. Bunu dayatabilir. Yani dayatmaktan kastım şudur. Yani hiçbir şey vermeden Kürtlerin bu ortaya koyduğu fiili yapıyla ilgili hukuki bir çerçeve ortaya koymadan bir barış sağlayamazsınız, toprak bütünlüğünü de sağlayamazsınız ve hiç istemediğiniz şey olan Amerika'nın da bölgedeki varlığı daha da kalıcı hale gelebilir. Şimdi Şam'daki siyasi aklın da bunu değerlendirmek durumunda kalacağını düşünüyorum. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani buradaki yapıyı silah zoruyla, yani gireriz, yıkarız, dağıtırız şeklinde bir yaklaşımla bu saatten sonra dağıtamazsınız. Bir şey vermek durumundasınız. Ne vereceksiniz? Buradaki bütün reform tartışması, anayasal reform tartışması bununla ilgili. Önemli ölçüde bununla ilgili. Şimdi şunu da unutmayalım. Bu modele, yani Kürtlerin elde ettiği bu modele itirazlar sadece rejimden gelmiyor. Yani muhalifler de buna hazır değiller. Yani bazen hatta muhalifler çok daha milliyetçi, çok daha devletler daha çok devletçi bir takım yaklaşım içerisinde olabiliyorlar. Geçmişte bunu gördük. Kürtlerin, PYD'nin işte Suriye muhalefetinin oluşum süreçlerine dahil edilmemesinde Türkiye'nin vetosu kadar muhaliflerin de vetosu etkili olmuştu. Ama Rusya bir şey yapıyor burada. Yani uzlaşmak istiyorsanız, bu savaşı bitirmek istiyorsanız
herkes bir şeyler verecek. Yani Kürtler belki istediğini tamamen alamayacaklar ama bir şeyi almak durumundalar ve bir şeyler almadan da bu iş bitmez. Sonuçta 50 bin silahlı yapıdan bahsediyoruz. Bu yapılar ciddi savaş deneyimi edinmiş yapılar. Bu yapıları Amerika'da destekliyor. Sadece Amerika değil, çok sayıda uluslararası aktör yerel idare olarak ortaya çıkan bu yapıya, yani doğrudan PYD-YPG'den bahsetmiyorum. İşte diyelim ki Rakka'nın idaresi için oluşturulmuş bir şey var, yerel meclis var. Bunun buna yönelik destekler var. Çok sayıda heyetler gitti. İnsanlar resmi olarak bu yapıları temsilcilerini ziyaret ettiler. Rusya da öyle. Yani Rusya mesela son yani Rusya'nın PYD ile rejim arasındaki arabuluculuğu ve iki tarafı buluşturma çabaları ötesinde en son mesela Deyrezor'da doğrudan Rus komutan, Himeymim'deki Rus komutan gitti orada. YPG temsilcileri oturdu, toplantılar yaptı. Orada bir koordinasyon merkezinin kurulmasını kararlaştırdılar. Daha önce böylesi bir merkez Rusefa'da kurulmuştu, Rakka'nın orada. Bu önemli bir şey. Yani evet, evet. Ruslar da YPG ile koordinasyon halinde çalışıyorlar. Şimdi bu kadar yakınlaşmanın anlamı nettir. Bu anlam şudur. Yani Ruslar Kürtlerin bir Suriye'nin geleceğinde şekillenen bu projede yer almasını istiyor. Böyle hiçbir şey olmadan bunun olmayacağını çok iyi bilirler. Peki. Peki. Şimdi biraz da hani süreyi de daha tasarruflu kullanmak adına Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün başlayan iki gün sürecek Suudi Arabistan ziyaretini de vesile ederek biraz Körfez'e bakalım istiyorum. Dün eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer Euronews'te bir yazı yazmış. Aslında onun son cümlelerini üzerinden sorayım dedim. Daha genel bakabileceğiz çünkü. Sonra detaylara gireriz. Diyor ki Suudi daha önce hayal etmenin imkansız olduğu ama bugün söz konusu olan Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki ittifak yeni Orta Doğu'nun şekillendirici ya da itici gücü olacak ama böyle bir İran karşıtı ittifakın bedeli ne olabilir, ne olacak bunu da bekleyip görmek gerekecek diyor. Biraz bu yeni gelişen dengeleri bakabilir misin? Bir de şunu ekleyeyim. Bugün işte Sabah gazetesinin de daha önce Yeni Şafak'ın yazarı bir yerde yazmıştı falan. Yani şöyle bir iddia da var. Katar'daki darbeyi Türk askeri engelledi. Suudi Arabistan burada bir darbe yapmayı düşünüyordu. Bunu Türk askeri, oraya gönderilen Türk askeri engelledi falan. Böyle bir durum varken de bunlar en azından Türkiye'de gündemdeyken gazetelerde Suudi Arabistan'a bir ziyaret var başbakandan. Şimdi İsrail ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yakınlaşması 3-4 yıllık bir mesele. Yani Obama döneminde başlamıştı ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri İran'a karşı çok sert bir tutum izlenmesini istediler. Tabii nükleer anlaşmaya karşı epeyce bir direnç gösterdiler. Bu Obama yönetimi bu oyuna çok fazla sıcak bakmadı ve İran'la nükleer anlaşmayı gerçekleştirdi. İsrail'le birlikte burada İran'a karşı bir operasyon yapılabilir mi? Bunu epey zaman pişirmeye çalıştılar. Ancak bu arada İran onların işte korktuğu düzeyde bölgede ciddi bir şey zemin kazandı. Yani Irak'ta İran'ın sözü geçiyor. Suriye'de İran önemli bir varlık gösterdi. Hizbullah Lübnan ve Suriye'de çok güçlü bir noktaya geldi. Yemen'de Ensarullah hakeza. Şimdi bir şekilde bu üç ülke, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail bu İran'ın bölgesel nüfuz alanının genişlemesi karşısında çok daha ciddi bir işbirliği içerisine girdiler. Şimdi baktığımız zaman mesela Lübnan'ın en zayıf halkaydı ve Lübnan'a müdahale etmek istediler. Hariri'yi istifa ettirdiler. Zorla, ama bu plan çok çok kaba bir şeydi ve ters tepti. Yani Lübnan'da
herkes, eskiden birbiriyle düşman olan herkes Hariri Başbakanımız dedi, Hizbullah dahil, ve bu oyun bozuldu. Şimdi inanılmaz derecede kendine güveni olan, Amerika'nın da desteğiyle güveni olan böyle bir fil gibi işte züccaciye dükkanlarına dalan bir yapıdan bahsediyoruz. Muhammed Bin Selman'ı işte Veliaht Prens yaptılar. Bu bir operasyondu. Bu operasyon Suudi Arabistan'da planlanmış bir operasyon değil. Bu İsrail'in de desteklediği, Amerika'nın da desteklediği ve daha çok aklının da Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Bu da bir Veliaht Prens'inden geldiği bir operasyon söz konusu. Hepsi entegre. Yemen bu işin içerisinde, Suriye bu işin içerisinde, Lübnan, hepsini birlikte düşünmek zorundayız. Ve sonra Katar tabii. Niye Katar'a müdahale ettiler? Çünkü Katar işte Müslüman kardeşleri destekliyor. Müslüman kardeşler Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli sorunu. Ben iki gündür bu meseleyi yazdım. Yani çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İsteyenler bakabilirler. Bu Müslüman kardeşlerin işte Müslüman kardeşlerin desteğin kesilmesi için Katar'a şey yaptılar ve Katar bir şekilde de İran'la daha yakın duruyor. Yani Suriye'de karşı karşıya geldiler ama doğalgaz rezervleri ortak, iki ülke bir şekilde birlikte çalışmak zorundalar. Bu iki nedenle Katar'ı affetmediler. Katar'da darbe planladılar. Bu darbeyi Türkiye'nin müdahalesi önledi mi? Bu biraz abartılı gelir bana. Sonuçta orada Amerika'nın bir üssü var ve bu üste 11 bin Amerikan askeri bulunuyor. Türkiye'nin birkaç tane asker göndermesi durumu çok etkilemez, değiştirmez. Darbe mekanizmasını tetikleyecek asıl unsurlar yoktu, olmadı. Yani Temim ailesine karşı başka bir içeriden bir şey bulmaları gerekiyordu. Öylesi bir yapı henüz tetiklenemedi ve esasen Katar üzerindeki baskıyı azaltacak kendi mekanizmalarını geliştirdi. Ne yaptı? Mesela İran anında gıda yardımından tut da başka konulardaki transferlerde anında devreye girdi. Baktığımız zaman İran'la son 6-7 yılda Suriye'de kafa kafaya gelen bir yapı. İran bunu da çok iyi değerlendirdi. Yani Türkiye'yi de yanına çekmek, Katar'ı da yanına çekmek için hemen onların oluşturduğu ablukayı, tecridi yarayacak, değiştirecek bir takım adımlar attı. Amerikan hükümeti de sonuçta Katar'ın bir şekilde cezalandırılmasını ister ama Katar'ı kullanıyor. Yani isteseydi Amerika herhalde orada başka şeyler olabilirdi. Demek ki Amerika da yani oyunun buraya kadar oynanmasından yanaydı, sonuna kadar gidilmesine yana değildi. Dikkat edersen o dönemlerde bir de Katar'la silah anlaşmasına dair yapılmış, daha önce yapılmış anlaşma hemen hızlı bir şekilde yürürlüğe konuldu. Yani Amerika hem Suudi Arabistan'a silah sattı hem Katar'a silah sattı. Her iki taraftan da cebini dolduruyor. Burada bir eksen var tabii ki. Yani bu eksen Türkiye-Katar ekseni, diğer tarafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler ve onun yanında işte Bahreyn var vesaire. Bu eksen arasında farklı bölgelerde bir kavganın olduğunu görüyoruz. Yani bunu şekillendiren tabii ki önemli ölçüde Müslüman kardeşler. Türkiye'nin, Katar'ın Müslüman kardeşler üzerinden bu bölgede geliştirdiği ağ onları rahatsız etti. Libya'da karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Mısır'da hakeza, ki bunlar darbeyi acayipleri de finanse ettiler. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sisi yönetimine yardımı 25 milyar dolar oldu şu ana kadar. Çünkü yani bu mesele Müslüman kardeşler meselesi, onlar için ciddi bir mesele. Peki. İran'la ilgili korkuları ciddi. Tam da şimdi o zaman şöyle bağlayayım. Sen aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tam da aslında ondan beklenecek bir iş adamı olduğunu düşünürsek şekilde iki tarafa da silah satmayı tercih ederek ağırlığını bir taraftan yana koyuyor gözükürken bile iş ticarete gelince öteki tarafı da elden bırakmadığını söylemiş oldum. Bu Katar ve Suudi Arabistan arasındaki seçimde. Peki şimdi ama Trump'ın bir hamlesi daha oldu. Kudüs. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması meselesi. Şimdi orayı nasıl sundu Amerika Birleşik Devletleri? Hem Birleşmiş Milletler nezdinde dünya kamuoyuna hem kendi tabii iç kamuoyuna nedir? İşte
halkına verdiği sözleri tutan başkan görüntüsü. Şimdi İran konusunda da son derece şahin bir vaatleri olan bir Trump'tan söz ediyoruz. Bir anlamda hayata geçirmese bile İran'a karşı herhalde bu kadar kolay olmaz sözlerini tutmak ama anlaşmayı bozmak, efendim işte bu bölünen kamplarda az önce bahsettiğin hani Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği İsrail'in dahil olduğu kampta ağırlığını İran karşı tarafa koymak anlamında bir noktaya doğru gidiyor mu? Yani bütün kartları kullanmaya çalışıyorlar. Bir taraftan baktığımız zaman mesela Irak'ta İran'dan rahatsız olan Şii liderleri yanlarına almaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde radikal daha doğrusu İsrail-Amerikan kampına karşı uzlaşmaz Şiiliğin karşısına daha yumuşak Şiiliği çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bu eski bir hesap ama çok tutabileceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan Kudüs meselesi. Şimdi sanırım Trump'ın danışmanları ya da Trump'a akıl verenler şöyle bir mantık yürüttüler. Yani İslam dünyasının lideri Suudi Arabistan'dır ve Suudi Arabistan Kudüs konusunda bizimle birlikte hareket ederse biz bu işi gürültüsüz patırtısız ilerletebiliriz. Direkt olarak Suudi yetkililerinden gelen açıklamaları bir kenara bırakalım. Onlar kamuoyuna, dünyaya seslenen açıklamalardır. Ancak aşağıdan gelen seslere baktığımız zaman, önemli bir takım yazarlar, şairler, gazetecilere baktığımız zaman şunu söylemeye çalıştılar son iki ay içerisinde. Bu Filistin meselesi bizim için yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Filistinliler kendilerine zaten ihanet ettiler. Biz onlar için daha fazla bir şey yapmamız da gerekmiyor. Sürekli olarak Filistinleri suçlayan ve Filistinlerin artık yani uğruna mücadele edilmesi gereken bir mesele olmadığını söyleyen yaklaşım sergileri. Bu bir altyapı hazırlama projesidir. Bu da bize şunu gösteriyor. Gizli görüşmeler de var tabii. Muhammed Bin Selman'ın Netanyahu ile Kızıldeniz'de bir yatta buluşması var mesela. Bunu inkar ediyorlar ama farklı kanallar bunu teyit ediyor. Bütün bu gidiş gelişler, işte Trump'ın damadının gizli ziyaretleri var. Birkaç kez gitti Riyad'da, bir seferinde 4 gün kaldı. Bütün bu görüşmelerde bunun altyapısını hazırladılar ve bu işi Suudi Arabistan'la birlikte yaptılar. Ve Trump da eğer Suudiler ikna olduysa artık biz bu işi yapabiliriz diye düşündü zannederim. Ve bu adımı attı. Tabii ki yani hesap edemedikleri bir takım şeyler var. Bir kere Hristiyan dünyası da bu konuda çok rahatsız. Yani Müslüman sadece Müslüman dünya değil. Avrupa mesela bu konuda Trump'ın bu politikalarını desteklemedi. Ve bu mesele birazcık da böyle suları köpürttüler. Bundan sonra ne yapacaklarını bilmiyoruz. Yani 6 aylık bir süre var. 6 ay içerisinde gerçekten bu adım atacak mı, atmayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Ama 6 ay içerisinde birazcık her şey durulabilir ve atabilirler de bu adımı. Yani sonuçta şimdiye kadar İsrail yaptığı hiçbir şeyin bedelini ödemedi. Bütün planlarını yürüttü. Amerika da bu adımı atar ve biraz işte ortalık karışır, yani gösteriler olur, insanlar ölür ve biter. Böyle düşünüyorlar. Yani İsrail bugüne kadar gündemini böyle getirir. Birleşmiş Milletler'de oylama olur, İsrail aleyhine kararlar çıkar ama İsrail bundan hiçbirisini yerine getirmez. Burada tabii Türkiye, Arap dünyasının bu lidersizliği diyelim ya da Suudi Arabistan'ın arka planda İsrail'le çalışıyor olması vesaire, Filistin davasının bir şekilde unutulması ya da ihanet edilmesi, Türkiye burada kendine bir alan buldu ve bunu kullanıyor. Tabii burada da çok sayıda ikiyüzlülük ve tutarsızlık var. Yani atılabilecek daha somut adımlar atılmıyor. Yani mesela işte elçi orada bu kadar bağıracağına elçini çekersin. Tepkin varsa eğer böyle koyarsın ama bunu yapmayıp sürekli olarak demeçler veren, işte deklarasyonlar yayınlayan bir siyasi tepki silsilesi devam ediyor. Ben biraz dağıttım. Tekrar Trump'ın planlarına dönersek. Evet, hızlıca da toparlamamız da gerekiyor Fehim. İstersen hani 2018'de bu Trump'la bölgede bizi ve bölgeyi ne bekliyor diye bitirirsen. Şimdi fiili olarak İran'a karşı çok fazla bir şey yapamıyorlar. Çünkü
Yani İran kendisi ortada yok. İran'la bağlantılı yapılar ortada. Bu yapılar hesap edilemeyecek ölçüde çok fazlasıyla büyüdü ve güçlendi. Şimdi en basitinden mesela Lübnan'a müdahale edebilirler ve Hizbullah'ı bu anlamda çökertmek için hamle yapabilirler. Ama bunu da yapamıyorlar. Baktıkları zaman artık Hizbullah'ın da İsrail açısından caydırıcı bir güç olduğunu görüyoruz. Yani birkaç yıldır şunu söylüyorlar. Daha doğrusu 2006'daki Lübnan'a müdahaleden itibaren, evet yani Hizbullah bundan sonra İsrail'in iki kez düşünmek zorunda kaldığı bir yapıdır. Çünkü yani İsrail şehirlerini vurabilecek savaş kapasitesine sahip ve Suriye'de inanılmaz bir güç ve deneyim kazandı. Bunu yapamıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Şimdi mesela Rusya üzerinden İran'ı bloke edebilecek bir takım anlaşmalar koparmaya çalışıyorlar. Demek istediğim şu, yani en önemli hassas yerlerden bir tanesi Golan Tepeleri. Golan Tepeleri işgal altında 67'den beri. Diyorlar ki 50 kilometrelik bir alan içerisinde Hizbullah ve Hizbullah gibi milis yapıları, Golan'ı tehdit eden milis yapıları bu bölgeye yaklaşmasın. Burası tampon bölge olsun. Rusya'ya bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama Rusya da bir şekilde bunu birkaç kilometreye indirerek ancak kabul ettirebildi. Ama bu da geçici bir durum. Yani sonuçta bugün Suriye içerisinde ve Irak içerisinde İsrail'i bir şekilde yakın ve uzak hedef olarak gören önemli milis yapılar oluştu. Ve bunlar bir şekilde Suriye'nin de desteğiyle bölgede var olmaya devam edecekler. Suriye şekillenirken bununla ilgili taviz koparmak istiyorlar. Yani Amerika pazarlığı sadece Kürtler bağlamında yapmıyor. İsrail bağlamında da Suriye mevzunu masada tutmaya çalışıyor. Irak'ta aslında kaybettiler. Yani Suriye'de de kaybettiler. Şimdi baktığımız zaman mesela Bender de Sultan'ın bir açıklaması var. Açıklaması değil de yani Amerikalılarla temasında eski Dışişleri Bakanı John Kerry'e söylemişti. IŞİD bizim size Irak'taki yanıtımızdır demişti. Yani bu yapılar bir şekilde işte İran'a, İran unsurlarına karşı ya da İran çizgisine sahip unsurlara karşı devreye sokuldu, kullanıldı. Bu denemeler bitti ve kaybettiler. Evet. Bundan sonra direkt doğrudan askeri müdahale vesaire düşünüyorlar. Ama o kadar kolay değil. Şimdi Yemen'e baktığımız zaman Yemen başka bir müdahale örneğidir. Yani iki yıldır devam ediyor. Orada da İran kaygısı üzerinden geliştirilen bir müdahale var. Ama Ensarullah işte son füze saldırılarıyla, yanıtlarıyla daha doğrusu yani Riyad'ı tehdit edebileceğini gösterdi. Şimdi Trump'ın stratejisi ateş gücünü artırarak, müdahale kapasitesini artırarak sonuç almak. Yani önümüzdeki süreçte bir takım daha sıcak noktalar oluşabilir. Çok, bundan sonuç almak isteyebilirler ama o kadar kolay değil. Çok yani karanlık bir, evet, maalesef. 2018-2017'yi bile aratabilir diyorsun. Çok teşekkürler Fehim Taştekin, bilgilendirdin. Medyascope TV'nin bu özel yayınında 2017'de Orta Doğu'yu, bölgeyi Fehim Taştekin'le konuştuk. Yayınlarımız gün boyunca devam edecek.